Merhaba arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliği dersinde bu dönem iş sağlığı ve güvenliği dersi 1 kapsamında yine birlikte olacağız. 14 haftalık videolarımızı izlediğinizde inanıyorum ki şu gördüğünüz hacimli kitabın en azından teorik bilgilerine sahip olacaksınız. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği dediğimizde insan doğduğundan bu yana hep risklerle iç içe yaşar. Günümüzde de birçok risk vardır. Her şeyde risk vardır. İşte adımınızı attığınız, nefes aldığınız her an bile risklerle evde kazalar olabiliyor. Ev kazaları, iş kazaları, işte yol kazaları, hareket kazaları her şey olabiliyor. Çocuklar gözünü açtığı andan itibaren ağlıyor ve kazalarla karşı karşıya kalmaya başlıyor. Şimdi tabii ölünceye kadar devam ediyor bu. İşe gidinceye kadar, yani 18 yaşına kadar çocuklar annelerinin, babalarının sorumluluğu altında bu kazalara muhatap olurken, sorumluluğu anne babalar yüklenirken 18 yaşından sonra, yani sizler artık ne yapıyorsunuz? Yetişkin insanlar olarak kendi sorumluluklarınızı alır duruma geliyorsunuz. Peki, iş hayatına başladığınızda iş hayatında hiç kaza olmayacak mı? Şüphesiz işin tabiatı gereği mutlaka kazalar olacaktır. Ancak işte de kazalar olacaktır. Ancak basit mühendislik önlemleriyle, basit yapılarla kazaları önlemek mümkündür. Onun için burada bizim söyleyeceğimiz basit kurallar, basit kaidelerle, işte dikkat edilerek, acele etmeyerek kazaların mümkün olduğunca azaltılması yolunu biz burada derslerimizde bunu göstereceğiz. Dünya Çalışma Örgütü diye bir örgüt var. Belki bundan da bilginiz vardır. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Çalışma Örgütü var. Kısaltması ILO. International Labour Organization, ILO diye geçer. ILO'da bununla ilgili bir yığın istatistik var. ILO'daki istatistikler işte çalışma hayatını, kimler çalıştığını, ne kadar çalıştığını, ne kadar işsiz olduğunu, hangi sektörlerde çalıştığını hepsinin bilgilerini veriyor. Şimdi kitap gördüğünüz gibi dersimizde kullanacağımız kitap bu kitap. Yaklaşık 864 sayfa. Şimdi bu kitapta 25 tane bölüm var. Şimdi 25 bölümün birçoğu bizimle ilgili değil. Dolayısıyla bazı teorik bilgileri, bu dönem iş sağlığı ve güvenliği 1'de teorisini, yapısını göstereceğiz. İş sağlığı ve 2'de de tarımdaki uygulamalarını biz buradan göstereceğiz. Onun için iş sağlığı ve güvenliği 1 dersinde bu kitabı kullanacağız ve kullanacağımız bu kitapta işte bazı bölümleri atlayarak, mesela maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği var kitabın içinde. Tabii ki bu bizi çok ilgilendirmediği için biz bunu ne yapmayacağız? Bu dersimiz kapsamında kullanmayacağız. Şimdi birinci bölüm önemli. Birinci bölümde ne var? İş sağlığı ve güvenliğine giriş var. İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı var, önemi var, tarihsel gelişimi var, uluslararası sözleşme ve yükümlülükler var. Dolayısıyla birinci bölümden itibaren biz ilgili bölümlere, ben size söyleyeceğim, ilgili bölümlerde bunları devam edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi birinci bölümde iş sağlığı ve güvenliğine giriş, işte bunun iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, önemi burada söylüyoruz. Şimdi şüphesiz günlük yaşamın her anında risklerle karşı karşıya kalıyor insanlar. Günümüzde de bildiğiniz gibi uzaktan öğretimin yapılmasının bir nedeni de bir risk olması dolayısıyla. Risk ne? İşte virüs salgını dolayısıyla bir risk var. İşte virüsün havada kalması, dolayısıyla havadan birbirine bulaşarak bir kişinin birçok kişiyi enfekte etmesi, yani birçok kişiye bulaştırması sonucuyla virüsün yayılmasını engellemek amacıyla öğrenimi ne yapıyoruz? Uzaktan yapıyoruz diyoruz. Peki zorunlu hallerde karşı karşıya gelme durumunda da ne yapıyoruz? Diyoruz ki maske kullanmanız gerekiyor. Belirli bir mesafeyi çok böyle yaklaşmamak gerekiyor.
İşte kucaklaşmamak gerekiyor. Efendim işte el ele işte tutuşmamak gerekiyor gibi bir yığın önlemler söyleniyor. Tabii bunların hepsi çok ciddi önlemler. Peki bunları yaparsak virüsü önler miyiz? İşte söylediğine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediğine ve bizim otoritelerimizin söylediğine göre virüsün önlenebileceğini, virüsün yayılmasının en azından kırılabileceği söyleniyor. Tabii biyoloji bilgileriniz, tabii biyoloji önemli. Biyoloji bilgileriniz ziraatte de önemli. Bizde de bitki virüsleri var. Bitki virüsleri de birbirine temasla bulaşır ya da bir virüsleri bir yerden bir yere taşıyıcılarla bulaşır. Şimdi burada virüsün bulaşmasının önlenmesi. Nasıl önleyeceğiz virüsü? Bulaşmayı azaltarak ya da bulaşmayı engelleyerek. Şimdi en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Virüs insan vücuduna girdikten sonra hemen tepki vermiyor. Birkaç gün geçiyor. Ortalama 5 günlük bir süreçten sonra insanı hastalamaya başlıyor. Şimdi 5 günlük süreç olduğu için insanda virüs oluyor ama fark etmiyor. Bu nedenle biraz da bunun endişesi dolayısıyla insanlara diyor ki işte birbirinize virüs varmış gibi hareket ederek çok fazla kendinizi koruyun. Öncelikle bulaştırmamak için, yani başkalarına bulaştırmamak için kendinizi koruyun deniyor. Evet, şimdi çalışma hayatı tabii çok farklı arkadaşlar. Şu anda sizler çalışma hayatında olanlarınız olduğu gibi çalışma hayatında olmayanlarınız da vardır. Çalışma hayatında belirli görevler vardır. Görevlerin nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı, hangi koşullarda yapılacağı ve bu görevlerin karşılığında ne kadar ücret alıp alınmayacağı gibi bir yığın görev veya işte çalışma yaşamı, iş yaşamı dediğimiz yaşam bunları gösteriyor. Şimdi çalışma yaşamına baktığımızda bir takım önlemler alınması gerekiyor. İşte eğer sağlık çalışanıysanız çok daha tedbirli olmanız gerekiyor. Özellikle virüs bağlamında. Efendim işte bir elma toplayan bir işçiyseniz düşmeye, dal kırılmasına vesairesine dikkat etmeniz gerekiyor. Efendim karayollarında işte bir işçiyseniz işte araçlara, gereçlere vesaireye bakmanız gerekiyor. Her mesleğin kendine göre dikkat edilmesi gereken, titizlenmesi gereken yerleri bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda 3 temel zorunluluk bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi teknik zorunluluklar, ekonomik zorunluluklar ve sosyal zorunluluklardır. Şimdi her işin, her mesleğin bir kendine göre teknik altyapısı vardır. Teknik zorunluluğu vardır. Yani yapmanız gereken belirli teknikler vardır. Şimdi buna biz işin teknik zorunluluğu diyoruz. Bunun karşılığında bu yapmanın karşılığının bir ekonomik çıktısı vardır. Buna da ekonomik zorunluluklar diyoruz. Tabii ki çalışan insanın çalışma hayatı, çalışma zor bir kavram. Dolayısıyla çalışan insanların çalışma, işte sizler de mezun olacaksınız. Mezun olduktan sonra size ilk soracaklar şu, nerede çalışıyorsun? Dolayısıyla çalışma hayatı farklılıklar arz ediyor. Tembel, çalışmayan insanlara biz tembel diyoruz. Tembel insanı kimse sevmiyor arkadaşlar. Çalışan insanları seviyorlar. Dolayısıyla çalışan insanı herkes, her yerde ne yapmaktadır? Sevmektedir. Bu nedenle çalışma hayatı büyük önem arz etmektedir. İnşaat sektörü vardır mesela. İnşaat sektöründe onlarca metre yüksekte inşaatlar yapılıyor. Yerin altında inşaatlar yapıyor. Madencilik sektörü vardır. Yerin altından kömür çıkarılıyor vesaire. Bildiğiniz gibi onlarca kaza olabiliyor. İnşaatlarda kaza olabiliyor. İşte yer altlarında kaza oluyor. Trafik kazaları oluyor. Birçok iş hayatında neler oluyor? Kazalar oluyor. İşte tarımda birçok kaza olabiliyor. Traktör kullanılıyor. Traktörün her tarafı yanından değil mi devrilebiliyor, işte
çeşitli tarım alet makinalarında bıçaklar vesaire gibi kavramlar var. Bunları önümüzdeki dönem tarımdaki riskleri göreceğiz. Şimdi biz genel yapı itibariyle bakıyoruz. Çalışma hayatındaki yer alan kişilerin karşılaştıkları risklerin sayı ve niteliği, geçmişte yapılan üretime bağlı olarak kişilerin çalışma hayatında karşılaşacakları risklerin sayı ve niteliğinden daha farklı hale gelmiştir. Yani teknolojiye bağlı olarak sayı ve nitelikler farklılaşmıştır. Yeni teknolojilere bağlı olarak geleneksel riskler azalıyor. Niteliği değişmekle birlikte başka riskler ortaya çıkıyor. Örneğin YouTube'da videolar vardır. Birçok video vardır. Mesela elma toplama makinesi diye makineler var. Hiç izlediniz mi bilmiyorum. Çok ilginçtir. Elmaları topluyor. Yani daha doğrusu çeşitli yükseklikte kişiler yani işçiler çeşitli yükseklikteki platformlara duruyor. Elma ağaçlarına yaklaştığı için de rahatlıkla elmaları kopararak işte koyuyor. Elmalar oradan tasnif ediliyor vesaire. Şimdi bakın, çeşitli yüksekliklerdeki insanlar böyle yüksekliklerde. Şimdi bu bir modern bir yaklaşım mı? Evet, modern bir yaklaşım. Klasik bir yaklaşım da nedir? Merdivenlerle kişiler çıkıyor merdivene ya da ağaca çıkıyor. Ağaçtan elmaları işte çeşitli kaplarla, kovalarla aşağı indiriyor. Bakın bu da bir yaklaşım, bu da klasik yaklaşım. Aynı toplama işlemi birinde işte traktör çekiyor, çeşitli platformlarda işçiler durdukları yerde önüne gelen elmaları koparıyor. Öbüründe merdivene çıkarak topluyor. Bakın birinde eski yöntem, birinde yeni yöntem ama ikisinde de ne vardır? İkisinde de elmanın toplanması vardır. Şüphesiz oldukça zor bir işlemdir. Ekonomik, bu teknik yapıdır, teknik zorunluluklardır. Ekonomik zorunluluklara baktığımızda ne vardır? Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte üretim maliyeti de artmaktadır. Çünkü her yeni teknoloji, her yeni uygulama bir maliyet gerektirir, bir yatırım gerektirir. Evet, traktörün çekeceği elma toplama aparatının, çeşitli yüksekliklerdeki aparatın ve onun paketleme sisteminin devamında bir yatırım maliyeti vardır, bir işletme maliyeti vardır. Dolayısıyla bu bir ne getiriyor? İşletmeye bir maddi yük getiriyor. Yani para tabii ki önemli bir kavramdır. Bu tarımda da önemli bir kavramdır. Tarım dışı sektörlerde de önemli bir kavramdır. Bu nedenle yeni teknolojiler, yeni uygulamalar, yeni anlayışlar da bir takım ekonomik zorunluluk getiriyor. Tabii bu da çalışma hayatında zorlayıcı bir etken olabiliyor. Sosyal zorunluluklar vardır. Kapitalizmin, vahşi kapitalizmin uygulandığı 1800'lü yıllarda İngiltere'de mesela 14 yaşındaki, 10 yaşındaki çocukların, 9 yaşındaki çocukların da karın doyası ekmeye çalıştırıldığı bilinmektedir. Şimdi bu çocuklardan başlayarak büyüklere kadar herkesin emeğinin son raddesine kadar sömürüldüğü çok iyi bilinmektedir. Belki bilenleriniz vardır. Londra metrosunda çalıştırılan, yani dünyanın ilk metrolarından bir tanesidir. Londra metrosu yapılmıştır. Londra metrosunda 1,5 milyon insan ölmüştür. Kim? 1,5 milyon köle ölmüştür. Ölenleri atıyorlar bir tarafa. Peki Londra metrosunda nasıl çalışıyor insanlar? Sadece karın doyası ekmeğe, yani yarım ekmeğe veriyorlar. Yarım ekmek veriyorsa başına koyuyor. Ondan sonra ölünceye kadar çalışıyor orada. Bakın bu da vahşi kapitalizmin yaptığı sosyal zorunluluklardan bir tanesi. Günümüzde insanları tabii çalışma hayatında bu kadar zorlayıcı etkenler olmamakla birlikte günümüzde de insanları nasıl zorluyorlar? Parayla zorluyor. Diyor ki sen yapmazsan diyor yapacak başka birisi var diyor. Evet, yapacak başka birisi çıkıyor ve o işi bir başkası yaparak onu gerçekleştiriyor. Gerçekten öyle mi olmalı?
çalışma hayatında işçi örgütleri var. İşte ILO var, uluslararası bağlamda sendikalar var. Bunların ne yapılması gerekiyor? Belirli bir formata oturtularak belirli yapılarda insanların tabii ki bir tarafta işveren, bir tarafta çalışan bir denge unsuru şeklinde olması gerekiyor. Ücret ve çalışma hayatı. Çalışma hayatındaki zorluklara bağlı olarak da ücret seviyelerinin düzenlenmesi gerekiyor. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Biz efendim insanları köle gibi çalıştıralım. İnsanlara hiçbir şey vermeyelim. İnsanları karın doyasıya Londra metrosunda olduğu gibi karın doyasıya ekmeğe çalıştıralım gibi bir kavram olmaması gerekiyor. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu diye bir kurum bulunmaktadır ülkemizde. Sosyal Güvenlik Kurumu ne yapıyor? İnsanların diyor ki ücretlerinin belirli bir kısmının ayrılarak insanların iş göremez duruma geldiğinde o ücretleri orada kullanmak üzere ya da belirli bir çalışma hayatının sonunda işte ne diyoruz biz emekliliğinde onlara maddi olarak desteklemek üzere belirli bir fon birikiyor. O fona biz Sosyal Güvenlik Kurumu diyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu insanların iş göremez hale geldiğinde ya da çalışma hayatının sonuna gelindiğinde desteklemek üzere ne yapılmaktadır? Bunu desteklemektedir. Bu da işin sosyal zorunluluğunu arz etmektedir. Birçok alanda, özellikle bizim bulunduğumuz sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun etkileri çok azdır. Yani tarımda Sosyal Güvenlik Kurumu'na etki eden ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydolan işçi sayısı çok azdır. Çünkü tarım biraz doğaya bağlı ve zor sektörlerden bir tanesidir. Bu bağlamda tarımda sosyal güvenlik uygulamaları diğer sektörlere göre daha az uygulanmaktadır. Şimdi burada 2000'de, 2010'da, 2015 yılları arasındaki mesela Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan kazaları vesaireyi vermiştir. Bunlara baktığınızda iş kayıpları var. Ne kadar günlük iş kaybı olduğunu, toplam mesela iş kaybının yaklaşık 850 binin üzerinde iş kazasının olduğunu toplamda 5 yıllık süreçte, 5 yıllık sürecin içinde 12 milyondan fazla 5 yıllık süreçte 12 milyon 300 binin üzerinde iş günü kaybı olduğunu, bunun 8147 kişinin öldüğünü 5 yıllık sürede ne yapılmaktadır? İş kazaları sonucunda öldüğü burada tabloda gösterilmektedir. Tabii bu iş kazalarının hiç olmaması dileğimiz. Ama insanın şöyle bir durum var. Çalışma hayatının işin bir yapısı gereği hemen her sektörde bir risk var arkadaşlar. Dediğim gibi yatağınızdan kalkarken karyoladan düşerek de ne yapabilirsiniz? Yaralanabilirsiniz, ölebilirsiniz, kafanızı bir yere vurabilirsiniz. Bunlar da hep nedir? Risklerle karşı karşıyayız. Çalışma hayatında da böyledir. Tarım tabii doğada açık şekilde yapılan bir faaliyet olduğu için tarımda bu tür iş kazaları diğer sektörlere kadar daha fazla olmaktadır. Mesela iş kazalarının en çok olduğu sektörlerden bir tanesi inşaat sektörüdür. Hepinizin bildiği gibi inşaat sektöründe birçok ustalık gerektiren işler vardır ve işte çok tehlikeli mesleklerden bir tanesidir. Mesela madencilik çok riskli mesleklerden bir tanesidir yine aynı şekilde. Tabii işin niteliğine göre, yapısına göre çok farklı iş kazaları meydana gelebilmektedir. Şimdi bu iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamını
iş sağlığı ve güvenliğinin ne olduğunu biraz irdeledik. Bundan sonraki derste de iş sağlığı ve güvenliğindeki kavramların neler olduğunu irdeleyeceğiz.